Herkese merhaba. Bugün sizinle geçtiğimiz alışveriş döneminde indirimden yaptığım ufak alışverişimi paylaşacağım. Bu alışverişimin içerisinde Zara'dan, Victoria's Secret'tan, Stradivarius'tan ve Pull&Bear'dan parçalar var. İlk olarak Victoria's Secret'inkini paylaşmak istiyorum. Victoria's Secret splashları olan bağımlılığımı bilmiyor olabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız şuraya linkini koyacağım. Amerika'dan gelen hediyelerim videoma tıklayıp Victoria's Secret splashları ne kadar çok sevdiğimi görebilirsiniz. Orada da detaylıca pek çok Victoria's Secret splashı inceliyorum. O videomda bahsettiğim bütün splashlarımın hepsi zaten uzun bir süre önce bitti. Ve şu anda kullanmakta olduğum en son parfümümün de böyle sonuna doğru gelmeye başladım. Versace'nin Red Jeans parfümünü kullanıyorum şu an. Onun da sonuna doğru gelmeye başlamışken ben yine dedim ki Victoria's Secret'a bir gideyim, en azından günlük olarak kullanabileceğim bir body splash bakayım. Bu arada Victoria's Secret'ta da indirim vardı ve uzun zamandır kendim almak istediğim ve seneler evvel çok uzun bir süre kullandığım Pure Seduction'ı almak istedim. Şu şişesini aldım Pure Seduction'ın. Lace diye geçiyor bu. Pure Seduction Lace. Bunun normal Pure Seduction'dan sanırım içerisinde farklı bir veya iki koku daha var. Çünkü tam olarak Pure Seduction gibi %100 kokmuyor. Ama ağırlıklı olarak asıl Pure Seduction gibi kokuyor. İçerisinde sadece dediğim gibi bir iki tık farklı bir koku olduğunu düşünüyorum ben. Bu kanıya da nereden vardım? Çünkü mağazaya gittiğimde iki farklı stand vardı. Normal Pure Seduction'ın benim aşina olduğum şişesi 100 liraydı. Ama bu şişesi 100 liradan 50 liraya düşmüştü. Aradaki farkını sordum. Çünkü mililitreleri de böyle uzaktan baktığınızda aynı gibi görünüyordu. Alıp incelemedim ama satış görevlisi ikisinin arasında hiçbir fark olmadığını söyledi. Neden gidip 50-55 lira vermek varken 100 lira vereyim deyip bunu aldım. Ama içerisinde çok hafif, sanki farklı bir meyve veya bir çiçek var gibi geliyor bana. Ama hiç rahatsız etmiyor. Normal Pure Seduction'ı seviyorsanız bunu da seversiniz. Oldukça çiçeğimsi ve şekerimsi kokan bir koku. Ağır kokuları seviyorsanız çok da size uygun bir koku değil. Bana bunu her sıktığımda böyle çok temizmiş gibi gelir kokusu. Böyle çok çok ferahlatıcı, çok temiz bir kokuya sahip. İlk aldığım şey buydu. Bir ikincisine geçiyorum. Biraz bu üzerimdekilerle fazla kaçacak olabilir ama yine de göstereceğim tabii ki. Şöyle bir kemer aldım. Dışı baskı değil, bildiğiniz gerçek tüylü gibi. Hatta böyle ufak ufak tüyleri var. Şöyle yapınca görebilirsiniz belki. Detayları böyle gerçekmiş gibi duruyor. Tabii ki de gerçek değil. Bunu ben Pull&Bear'dan aldım. Yanılmıyorsam eğer ya 29'a düşmüştü ya da 39'a düşmüştü ama bunu alalı bir süre oluyor. Yani birkaç ay oluyor. Ama ben mağazada da bunu çok uzun süre görmüştüm. Dolayısıyla hala olma ihtimali yüksek. Bence satılan bir parça bu. 80'lerin ince kemerlerinden, hem tokası hem de kemerin uç kısmında gold detayları var. İçimdeki kokoş ve rüküşü şu aldığım kemerden ve bu üstüme giydiğim peluştan anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bu tür şeyleri çok seviyorum. O yüzden dolabımda da bulunması için böyle bir kemerim olsun istedim. Yüksek belli pantolonlarla özellikle çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki aksesuara geçiyorum. Ondan sonra biraz daha böyle giyime doğru yöneleceğiz. Bir sonraki aksesuar şu müthiş küpeler. Renkleri kamerada biraz farklı çıkıyor olabilir ama biraz daha şöyle uzak tutarsam belki net görebilirsiniz tam ışığın vurduğu yerde. Turuncu, yeşil, çok uçuk bir pembe, mavi ve kırmızı taşları var. Şurada turkuaz ve kahverengimsi, turuncu ve kahverengi arası bir taşı var. Kulakta da şu şekilde duruyor. Hemen göstereyim. Oh, bunu da taktığım zaman tam köyün delisi oldum. Bunlarla. Tam köyün delisi oldum bence şu an. Bunları da Stradivarius'tan aldım. Bunların da fiyatı yanılmıyorsam 29.95'ti. Şimdi gelelim hepimizin tutkunu olduğu bir markaya. Tabii ki de Zara'ya. Zara'nın 3. internet indirimini yakaladım. Nasıl yakaladım ben de bilmiyorum. Hiç sormayın. Normalde benim asla ve asla bedenlerim kalmıyor. X small ve 34 beden giyiyorum. Ve galiba en çabuk tükenen bedenler onlar. Herkes böyle kurt gibi bence online'da falan bekliyor, mağazalara saldırıyor. Bütün XS'leri ve 34 bedenleri alıyor diye düşünüyorum. O yüzden online'a girdiğimde 3. indirimde bu parçaları bulduğum için şok oldum. İyi ki böyle bir bere
Bunu sezonda da gördüğümde zaten bayılmıştım. Fiyatı normalde 39,95. Bu böyle bildiğiniz içi bir örme triko. Dışını böyle farklı bir şekilde boyayla sanırım böyle kaplamışlar. Bir kaplaması var üzerinde. Ve böyle yanarlı dönerli bir şey haline geliyor. Şu arkadaki Starbucks'ın sippy cup'ına benziyor. Sezonda 39,95 olmasına rağmen online mağazadan 19,95'e aldım. Ben çok fazla etek giymiyorum. Neden giymediğimi de bilmiyorum. Niye diye sorarsanız. Ama bu eteği gördüğüm zaman gerçekten benim olmalı deyip hiç düşünmeden, tereddüt dahi etmeden sepetime attım. Şöyle bir buz mavisi renginde suni deriden bir etek. Böyle gümüş fermuar ve gümüş çıt çıt detaylarına sahip. Bir sonraki aldığım şey şöyle şalvar tipi gelip böyle aşağıya doğru hafif daralan bir saten pantolon. Arka kısmında şöyle cep detayları var. Önünde de buralarında minik pileleri var. Bunun ne yazık ki X-small'u kalmamıştı ama small bedenini aldım. Biraz daha bol olabilir, hiç sıkıntı yok. Bunu ben böyle hatta biraz daha bol bir üstle birlikte paçalarını da kıvırarak şuraya bir yere koyacağım şekilde bir tarza çevireceğimi düşünüyorum. Bunun normalde sezonda fiyatı 129,95'ti. Ben bunu 39,95'e aldım. Son olarak bir tane daha pantolon aldım. Bu da böyle yüksek belli. Şuradan böyle tek çizgi şeklinde dikişi olan bacak detaylı. Arkasında cebi olmayan ama ayak kısmında şöyle tight detayları olan bir pantolon. Bu da normalde sezonda 129,95'ti ama ben bunu 39,95'e aldım. Bunu da özellikle stilettolarla ve böyle hafif bol ve büyük erkek gömlekleriyle giyerek çok güzel bir tarz yakalayacağımı düşünüyorum. İndirimden aldığım parçalar bu kadardı. Siz neler aldınız çok merak ediyorum bu arada. Aşağıya yorum olarak bırakmayı sakın unutmayın. Benden daha güzel şeyler aldıysanız hangi Zara'dan veya hangi markadan nereden aldığınızı yazın ki bir sonraki alışveriş döneminde de gideyim oraları birazcık kurcalayayım ben. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve yeni çekeceğim videoları kaçırmamak için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.